Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçuka'nın ABD'de aldığı eğitim masraflarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası üzerine Ekrem İmamoğlu'nun müfettiş görevlendirdiğini yazdı. Yazıda Ravza Kavakçuka'nın aldığı eğitim masraflarının toplam 155 bin dolar ve 59 bin lira olduğu iddia edildi. İşte Barış Pehlivan'ın o yazısı. İlk Cumhuriyet'te Miyase İknur imzasıyla okumuştunuz. AKP milletvekili Ravza Kavakçıkan hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıydı. Aynı ismin belediyenin parasıyla yıllarca ABD'de eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı. Sonra ne mi oldu? Öğrendim ki Ekrem İmamoğlu AKP milletvekilinin İBB ile ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirmiş ve yapılan inceleme bir rapora dönüştürülmüş. İşte o rapor. Özetle diyor ki İBB'nin iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ'nin amacı halkın ulaşım ihtiyacını karşılamaktı. Bu ulaşım faaliyetleriyle ilgili İBB şirket personelinin yurt dışında eğitim görebilmesi için 4 Ağustos 2008'de bir karar aldı. Ravza Kavakçıkan ABD'deki Howard Üniversitesi'nin doktora bölümüne 24 Kasım 2008'de kabul edildi. Kabul mektubu Baba Yusuf Ziya Kavakçı'nın Teksas'taki evine gönderildi. Bu kabulden hemen sonra yani 1 Aralık 2008'de Ravza Kavak çıkan İstanbul AŞ'ye iş başvurusunda bulundu. 16 Aralık 2008'de şirketin çalışanı oldu. Yani ABD'ye gideceği kesinleşen isim İBB şirketinde işe başlatıldı. Çark ve takvim işliyordu. Aradan bir hafta geçti. 23 Aralık 2008 tarihinde İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız Howard Üniversitesi'ne sponsorluk mektubu yazdı. Mektupta Ravza Kavakçıka'nın eğitim masraflarının, sağlık sigortası bedelinin, ABD'de kaldığı süre içerisindeki geçim harcamalarının ve daha birçok giderinin İBB tarafından karşılanacağını tahayyüt edildi. İstanbullunun ulaşımını çözmek için kurulan İBB şirketi personelini amacından uzak şekilde siyaset bilimi okumaya ABD'ye gönderiyordu. Bunu yaparken de daha bir haftalık personelin yani Ravza Kavakçı Kan'ın başarılı bir çalışan olduğunu kağıda döküyordu. Takvim yaprakları 30 Aralık 2008'i gösterdiğinde kana yolculuk öncesi elden 4000 dolar verildi. Elbette ki uçak parası da İBB'nin kasasından çıktı. ABD'de bulunduğu her ay 2 bin dolar para ödeyeceği de yine üniversiteye bildirildi. Müfettiş raporunda AKP milletvekili Ravza Kavakçıkan'ın ABD'de yıllarca yaşaması için İBB paralarının nasıl akıtıldığı adım adım yazıyordu ve ortaya çıkıyor ki 2013 yılına kadar kana toplam yaklaşık 155 bin dolar ve 59 bin lira para verilmişti. Evet, İBB'nin toplu taşıma şirketi ABD'de siyaset okusun diye bugünün AK Parti milletvekilinin cebine bu kadar parayla doldurmuştu. İBB şimdi bu raporla birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Hem kamunun cebinden çıkan paranın yasal faiziyle birlikte iadesi hem de bu hukuksuz işlemlere imza atan dönemin İBB çalışmaları, çalışanları hakkında yargı süreci başlatılması talep edildi. Ravza Kavak çıkan milletvekilliği bitince İBB'deki mecburi hizmetinin devam edeceğini iddia ediyordu. İBB müfettişleri ise kağıt üstündeki işe resmi olarak da son verilmesi gerektiğini raporuna yansıttı.